Buga mobilyanın sunduğu tarafsız bölge devam ediyor. Politikası, bir savaş evet, kazanmak ta istiyor. Tarafsız bölge devam ediyor. Ya şimdi diyorum ki reklam arasında tartışmayın çünkü <laughs> e, reklam arasında tartıştığınız zaman program sırasında sanki o tartışmayı izleyici izlemiş gibi. Ee, düşünüyorsunuz. Ateşimiz düşüyor. Ateşli tartışamıyor. Hayır yok. Ateşli, <laughs> tar ister ateşli ister ateşsiz. Önemli değil. Ateş istemiyorum. Ee, öyle bir derdim yok. Ee, ona atıfta bulunuluyor. Yani o açıdan söylüyorum. Yoksa reklam arasında da tartışabiliriz. Evet, ateş attı Olur. diye başka bir program vardı. Yok, ben, at hayır ateş falan yok. İstemiyorum. Ben sesler yükselsin de istemiyorum. Gerçekten sonuna kadar tartışma ama yumuşak tonda gidelim. Hiç önemli değil yani. Şimdi Kaldığınız yer şurasıydı. Reklam arasında da biraz konuştu konuklarımız kendi aralarında. E, Kemal Kılıçlar, Mehmet Sarı ne dedin Allah'ını seversen söyle bir daha ne daha. Ne dedin de ortalığı şöyle. Yine sen. Ben <laughs> Mehmet Sarı diyor ki ben, ben, demedim. Diyor. Ha, ben söyledi demedim diyor. ben demedim. Sayın Kılıçdaroğlu size karşı söylemiş. Ne demiş? demiş ki Suriyeli mültecileri almak vatana ihanettir. Şimdi Aytoluk... Bana bir dakika beni niye katıyorsun abi? <laughs> ben ne, benim ne suçum var bana katılma. Tamam, mülakatı siz yapmasın. Ha. Ben yapmadığım için söylüyorum. Şimdi bak bir cümle. Şimdi şey diyor ki şey şimdi şey bağlamından olmaz. koparıp da diyor konuşursanız... E şimdi Burada, bak Mehmet... ben sana... Bir dakika bir dakika. abi Şimdi reklam arasında bütün bunlar konuşuldu konuşuldu. <laughs> Sanki izleyici reklam arasında bütün bunları izlemiş gibi oradan devam ediyorsunuz. Şimdi birbirinize görüntüler izlettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli konuşmalarını izlettiniz. Ondan sonra e, bağlamından koparıyor dedi size Aytu Bey. Siz hayır <laughs> koparmıyorum dediniz. Şimdi tartışma tam burada kalmış gibi. işte düşün, Bunun için diyorum arada tartışmayın. Şimdi diyor arada ya. Ne kadar haklıyım ben. Tartışmaya yani. katılın. <laughs> ben bir şey <laughs> ekleyebilir miyim kısaca? Bakın, ya burada. biz de insanız ama. Şimdi burada. tam böyle gaza gelmişiz. Tam böyle... <laughs> Bir i̇çimizi dökeceğiz zırt diye reklam arası verildi mi içimizde kalıyor patlıyor. Peki bir dakika. Evet. Şimdi bakın evet. burada bir yanlış siyasi hesap var o da şudur. İktidar <laughs> iç savaşın Suriye'de bu kadar uzun süreceğini beklemiyordu. Bu kadar büyük bir göçü beklemiyordu. Yani 50 bin kişi gelir 100 bin kişi gelir biz onu idare ederiz. Savaşta iç savaş biter Esad devrilir. Onlar da gelen 100 bin kişi de gider diye düşünüyordu. Sahada yani. öyle olmadı. Ama bu 7 bir... 7 yıl oldu savaş sürüyor. 100 bin kişi beklenirken 3 milyondan fazla insan geldi. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun söyledi de tam bununla ilgili. Ya bu bir, bu bir niyet okuma, bir kurgu. Böyle bir şey olmaz Biz ki. Yani, kim savaşı, kim savaş tamaları var. Savaştan yana kim taraf olur? Bakın Davutoğlu'nun kim savaştan yana taraf olabilir? Bak gerçekten Suriye'nin barış yaşaması var. Bağırınca anlaşılmıyor. Ama söz bendeydi. Bir dakika reklamdan evvel. Suriye'de barışı önceleyen bir Bakın bir saniye, Şimdi, kavga e, yok. aynı lafı e, o dönemin başbakanı Sayın Davutoğlu söylemişti. 50 bin kişi aldıktan sonra 100 bin bizim kırmızı çizgimizdir demişti. Evet. Aynen bu şekilde yani onu Tabii. Davutoğlu söyleyince haklı olur da CHP'den biri söyleyince haksız mı oluyor? Şimdi bunu bırakalım siyasi polemiği. Bakın burada bir göç politikaları <laughs> e, raporlarından derlenmiş bilgiler var. Burada diyor ki bakın hatırlayın Türkiye'ye gelen mülteciler aslında başka yerlere Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlardı. Hani o çok trajik olaylar var, botlarda e, ölümler ve böyle çok şey konuşuyor. yaşandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 3,5 milyon 3 milyon mülteciyi ne dediniz geri göndereceğiz. Ama demek ki 3 olduktan süreceğiz. sonra sürece süreceğiz. Demiş, dedi mi demedi? Yani seçimle yani, yani, müsaade edersen. müsaade edersen şuradan okuyabilir yani miyim? İhlal kullanıldı, kullanıldı yani. Ahmet Bey İhlas Haber Ajansı'nın yazısı. Herhalde siz de itiraz Şöyle, ama bak şimdi Mehmet. Bir fark etme söyleyin. ama sen bu sö bir örneklik. Bak şimdi, sen söyleyeceğini söyledi. da söyledi. İhlas Haber Ajansı. Meydanlarda söyledi. İhlas Haber Ajansı'ndan söylüyorum. Arkadaşlarımdan rica ettim. 7-8 tane de video gönderdiler. Onları da izletirim sana. Bak şimdi işi net bir şekilde şu cümleyle bağlıyor, bağlayalım. Diyor ki o zaman daha 2 milyon 225 bin Suriyeli var. Ve hatırlayın hele bir 100 bin Suriyeli olsun Bakın bakayım ne oluyor Suriye'ye nasıl savaş açıyoruz diye söyleyen söylenen dönemden sonra 2 milyon 225 bin Suriyelinin geldiği dönemde daha 3,5'u bulmamış. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP iktidarında Orta Doğu politikasını yeniden düzenleyeceğiz. Suriye'de akan kanı durduracağız. Orta Doğu'ya barışı getireceğiz. 2 milyon 225 bin Suriyeli ülkelerine göndereceğiz. Şimdi bak bunun dışında bana bir tane samimi söylüyorum. Bir tane video veya demeç bulursan ki bu gelen mültecileri ateşe atın, sürün, ne halleri varsa görsün. Eğer ben CHP'de bir dakika durursam namerdim. Çünkü bu sosyal demokrat zihniyetli bir partinin anlayışıyla taban tamana zıttır. Pek teşekkür ederim. Doğu Perinçek siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben artık geçmişe bakmanın bir manasını görmüyorum. Türk ordusu Afrin'e girecek, Suriye'nin kuzeyinde terörü temizleyecek. Suriye devleti de kendi vatanının teröristlerden temizlenmesi için harekatı devam ettirecek. En sonunda Türkiye Suriye'yi anahtarı teslim edecek. Oraları çünkü Türkiye toprağıdır ve mülteciler bizim misafirimiz olan o insanlar da vatanlarına dönecek ve hayatlarını sürdürecekler. O kadar basit o, o kadar basit. bu şeyde oldu aslında yani Sayın Cumhurbaşkanının e, o deneyim üzerinden konuştuğunu düşünüyorum e, elbap şey El fırat Operak, Kalkan. fırat Kalkan operasyonu yürütüldükten sonra şu anda 100 binin üzerinde Suriye'li e, kendi topraklarına gittiler ve Suriye'de yaşıyor 130 bin 130 bin ee, ve bu devam ediyor. Çünkü orada biliyorsunuz kaymakamlar e, işte ne bileyim işleyen bir düzen ben var. İşte bak iyi aynı yere geldik. Ya Allah Gitsinler. aşkına ben sizi 2 3 saattir dinliyorum. Biraz da ben konuşayım. Yok, seni destekliyorum. Ya aynı vekil, yere geldik. Vekil diyorum. biraz şeyi dinler bu milleti <laughs> farkla dinler biraz. Ya, yani. bu kadar <laughs> diyorum destekliyorum. Meclisteki şeyi burada yansıtmayın Bey. Biz de sizi, konuşalım biraz ya. Yani sizi destekliyorum diyorum. Doğru söylüyorsun. Sizi azıcık bir sürem var. Bunu kullanayım. Ya sizin ne millet iş dinlemek için çaba harcamıyorsunuz böyle. Çok yani? çaba harcıyorum. Güzel ya. bir şey söyleyince alkışlıyorum. Bak ne Ama güzel doğru söylüyorum. bir Bitireyim. Bir bitireyim hiç bozma. Fırat bozmayın lütfen. E, Fırat Kalkanı operasyonuyla birlikte aynı e, şeydeki F, Fırat Kalkanı'ndaki Afri'nle birlikte aynı sürecin işleyeceğini. Burada terörden temizlenikten sonra insanların gidip buraya yerleşeceğini. Nitekim bunun örnekleri ortaya çıktı. Farkındaysanız alınan her köye ne yapıyor? O köyün mensupları gidiyorlar. Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımını böyle görüyoruz. Aynen. Bir cümle tamam. daha söylemek istiyorum. E, bunu da, Şu uzun... da bir gerçek. Yani bunu sadece ben söylediğim için veya Doğu Bey veya Mehmet Sarı söylediği için değil. Yani seçim süreçlerinde Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman bunları dile getirdi. Suriyeli mültecilere yönelik seçim süreci de bu da kullanıldı. Yani bunu yani kalkıp burada şimdi tek tek video göstermenin bir anlamı yok. Yani bizi dinleyen herkes bunu baktığı zaman görür zaten. Peki, Teşekkür ederim. O zaman bir cümleyle ben de şöyle söyleyeyim. Doğrudur seçim zamanlarında veya grup toplantılarında Sayın Genel Başkan ee, Suriyelilerin e, Türkiye'ye getirilme şeklini, yöntemini doğru bulmadığını söyledi. Ben de doğru bulmam. Neden? Çünkü bu Suriyeliler yer, yurt bilmeden e, paraları yokken 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin içine dağıldılar. Uyuşturucu, fuhuş ve pek çok şekilde hırsızlıkta kullanıldılar. Bunların tamamı yanlıştı. Bunlar kamplarda ağırlanırdı. Bunların ibadetleri, yemeleri, içmeleri, her şeyi sağlanabilir. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunu yapabiliriz. Bunu yapabilirdik. Bunu bu yapmadık. eleştirildi diyorsunuz. Açık kapı, tamam, yani open da... polisi yanlıştı dedi. Biz bunu peyderpey alır, sormak istiyorum. ölmelerine engel olurduk bir dedi, tek, bu kadar. E, i̇yi niyetle soruyorum bunu. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, hiç böyle e, ilgilendiğiniz bir mülteci grubu var mı? Böyle yani ihtiyaçlarını karşıladığınız yani bir, bir grup bir kamp falan böyle bir çalışmanız oldu merak ettiğim için soruyorum. Şimdi o kampların ilk geldiğinde bütün kamplara girmeye çalıştı. Ha un demiyorum. Yani dışarıda Ve en o, azından kalan hani böyle bir mesela Suriyeli mültecilere yönelik bazen bakıyorum sivil çok inisiyatifler. Çok sivil inisiyatif bile var. Yani bakıyorsunuz bir ilkokul çocuğu bile Tabii. diyor ki ben 5 liram Tabii. var bunu diyor şey. Tabii. Yani partinin kurumsal Tabii. olarak böyle Tabii. bir çalışması bunu oldu merak şöyle, ettiğim için. Söyleyeyim. söyleyeyim. Bizim mesela parti okulumuz var. Parti okulumuzda yaptığımız eğitimlerden sonra sosyal sorumluluk projeleri yaparız. Ben arzu ederseniz neler yaptığımızı da göndereyim bir ara. Söyleyin şimdi işte, millet de sosyal, duysun da. Tabi, bence sosyal sorumluluk olur. projeleri çerçevesinde e, Suriyeli mültecilerle ilgili e, bazı illerde özellikle kampların olduğu Hatay gibi, efendim işte Antep gibi, Kilis gibi yerlerde hatta Mersin'de e, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Değil, neler var. ne gibi mesela? Yani onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yemekti, giyimdi, iş bulmak gibi. Yani bunların e, projelerini tam bir proje şeklinde hazırlayıp ondan sonra PES bu ayrı bir konu zaten. Bak, ben, ben bir önerim var. Bu cümle. insani bir yaklaşımdır. Peki. Siyaset hata yapmıştır. Peki. Doğrudur ama bu, konuyu gelmiştir bu yeterli insanlar. buluyorum. Artık bu insani bir noktaya evet. geldi. Suriyeli sığınmacıları, fuhuş, uyuşturucu, suç gibi kavramlarla birlikte anmayalım benim önerim. Çünkü bunlar feleğin sillesini yemiş 3 milyonluk bir topluluk. Bizim Türkiye'mizde de uyuşturucu var, fuhuş var vesaire. Yani Suriyeli deyince aklımıza bunlar gelmesin onu öneriyorum. Bu bir realitedir keşke ben ama ve şey olarak bir şey, olarak, mi? Bir, bir, bir şey e, diyerek bu, bu Suriye'deki bu mülteci Doğu Bey şöyle bir veri var çıkartmayalım evet. Hayır, veri hayır var. asla veri var işte Bizdeki, buradan o düşmanlık asla çıkar. Ya, şöyle bir şey söyleyeyim bir Yok. veri var ee, amacım o değil en azından. Doğru olan şu veriyi söyleyeyim size, resmi verileri Hı -hı. çünkü bunlar kayıt altında olduğu için nüfus oranına göre baktığınız zaman Türkiye'deki suç ortalamasının altında Suriyelilerin suç ortalaması Peki inşallah. Peki. Evet. Ben şimdi Peki. Münbiç operasyonu son yani son bölüm çok kısa oraya doğru e, da bir noktada görüşlerinizi hemen kısa kısa almak istiyorum. Yani, kimisi Münbiç diyor, kimisi Münbiç diyor. Neyse önemli değil. E, Amerika var orada. E, i̇şte Erdoğan Trump'la telefon görüşmesinde aralarında bir diyalog geçiyor. Erdoğan Trumpa telefonda Mümbi'ye gireceğiz diyor. O da bizim orada askerimiz var diyor. Ee, Erdoğan da ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim diyor. Ee, şimdi burada böyle Türkiye'nin Amerika ile doğrudan karşı karşıya gelme ...durumu mu söz konusu Münbiş'te Yunus Erdoğan? Şimdi benim kanaatim şu. Birkaç cümleyle olursa. Çünkü cümleyle çok söyleyeyim. Yani bu YPG'yi, YPG desteğini Amerika kendi kamuoyuna nasıl anlattı? Yani PKK onların da çünkü terör örgütü değil mi? IŞİD mücadelesiyle anlattı. İşit mücadelesi anlattı. İşit mücadelesinin Amerikan askeri ölmeyecek kardeşim. Bak bunlar savaşacak diye anlattı değil mi? Şimdi aynı Amerika dönüp kendi ülkesine bunu demiş bir Amerika... ...Türkiye ile çatışmaya savaşı nasıl anlatabilir? Yani değil mi? Dolayısıyla. Dolayısıyla ben bu gerilimin süreceğini ama Amerika ile Türkiye arasında böyle bir sıcak çatışma mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu şu. zaten yani Batı ittifakının ortadan kalkması gibi çok temel bir sonuç doğuracak bir gelişmedir. O bakımdan ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Gerilim sürebilir ama belli bir yerde Amerika'nın geri adım atmak Türkiye kararını sürdürürse. Geri adım atmak durumunda kalacağını düşünüyorum. Doğu Bey? Şimdi Münbiç'te Amerika olduğuna göre e, ciddi bir durumla karşı karşıyayız ve harekatın hedefi Afrinle sınırlı değil. Milli Güvenlik Kurulu kararında okuduğumuz zaman Suriye'nin bütün kuzeyini kapsıyor ve dolayısıyla de, öyle açıklıyor. O zaman bakın biz kapsıyor. tahminleri bırakıp orada Amerika olduğuna göre ona göre bir oraya güç yığmamız lazım. Onun da tek çaresi şudur. Türkiye Suriye ile askeri işbirliğine gidecek. Amerika'da orada e, bu duruma razı olacak ve göreceksiniz aynı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi havlu atacak. Bakın ama Irak'ın kuzeyindeki modeli Türkiye'nin uygulaması lazım. Biz nasıl bir tüfek bile atamadılar ve kaçtılar Kerkük'ten. Bunu uyguladığımız zaman yani Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya işbirliğine Membişte de, Doğu Fırat'ta da hiç kimse dayanamaz o bakımdan e, Tayyip Erdoğan yönetimini ciddi olmaya, Türkiye'nin geleceğiyle kumar oynayamazlar. İnatları bırakmak zorundalar. Çok büyük hata içinde. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Suriye ile işbirliğine, askeri işbirliğine yönelmiyorsa Tayyip Erdoğan istifa etsin gitsin. Çünkü Türkiye bunu sırtında taşıyamaz. Yani bakın çok ciddi bir olaya gidiyoruz. Bu savaşı kazanmamız lazım. Bu savaşı biz Suriye ile askeri işbirliğinden sakınan, kaçınan, ve bunun çeşitli gerekçelerini de söyleyemeyen aslında bir hükümette görütemeyiz. Onun için ya işbirliği yapsınlar ya da istifa etsin gitsinler. Türkiye yeni bir hükümet kur Afrin'de PKK'ya yedellileri yolda bıraktı Amerika Birleşik Devletleri. Ben önümüzdeki süreçte Münbişte de bırakacağını düşünüyorum. Fakat bunu yaparken de Türkiye bakın işte sizi anlıyoruz. Ama bunlarla da bizim işbirliğimiz var ben geri adım atıyorum diyerek Münbiş'te de PKK'ları, PYD'lileri yarı yolda bırakıp Fırat'ın doğusunu tahkim etmeye çalışacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'nin burada ileri gitmemesini isteyecek. Burada biraz zorlanacak gibi gözüküyor Türkiye. Fakat yani hem Rusya'nın bu Şam'daki gücünü göz önünde bulundurduğumuzda hem İran'ın Şam'daki ve bölgedeki gücünü göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye, İran ve Rusya ki bölgedeki yapılarla birlikte hareket ettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği terör örgütüyle bir yere gitmesinin meşru zemini de yok. Evet. İmkan Suriye'de da yok. Suriye'de dahil değil mi buna? Ben ben Rusya güzel cümleler Ben Suriye'de güzel de... cümleler kullandım Doğu Bey. Yani onlar kalsın yani bence. Suriye'yi katmıyor musunuz? Hay bak bir güzel bir şey söyledim. Yani, Bölgeden Erdoğan güçler. Size kötü not mu verir o <laughs> Aynen öyle. <Bak işte. gülüyor> Aynen. Erdoğan uzak yani, mı? Vatan Partisi ha? biraz farsat olsun yani. Askeri anlaşma falan yapmaktan uzak mı Erdoğan? Öyle mi Bence görüyorsunuz? Bence uzak olamaz çünkü onu da götürür. Bakın öyle. eğer Tayyip Erdoğan bu savaş çok ciddi bir olay. Savaşlarda e, hata olmaz. Bak başka tarım Hayır, politikası. Uzak mı görüyorsunuz yakın mı görüyorsunuz? Gözleminiz olduğu sorayım. için yakın görüyorum yani aklı olan bir insanın Suriye ile işbirliğinden uzak durmasını hiçbir şekilde kabul edemiyor. Mehmet Sarı siz Esad'la anlaşmaya Devlet haklı lazım burada. Ben Türkiye'nin e, burada Münbiç olsun, Doğu Fırat olsun buraya dönük olarak Türkiye kararlılıkla devam edeceğini Esad'la anlaşmaya ne diyorsun? Esad meselesi askeri anlaşma. Devletin bence devletin bu işi takdir edeceği bir mesele. Bu sadece Sayın Cumhurbaşkanının şahsı üzerine tabii ki karar verici belirleyici ama devlet e, politikasını belirlerken ila nihaye sınırsız düşman, e, ila nihaye işte sınırsız dost kavramı olmadığı gibi şartların el verdiği şartlar değerlendirir. Bunun karar merci verecektir ben hani. Hayır. Ama ben şuna inanıyorum. Bu kararlılık Kuzey Suriye'de yaşanan bu lokal federatif bu tür işte bağım... yapıya izin vermeyecek. Asla izin vermeyecek tamam. Şimdi sondan başlayalım. Mehmet Bey'in söylediği işte bu operasyona Tayyip Bey karar verecektir, belirleyicidir demesi zaten hakikaten bir realitedir. Fakat vahim bir olaydır. Yani Hayır ama yani. aynı zamanda devlet de dedi. Devlet de. Yani belirleyicidir dedi de yani o belirleyici olmaması lazım. Devletin belirleyici olması lazım. Tek kişinin değil. O sadece bir parantez içinde söylüyor. Şimdi şey ben, gelince, ben Mehmet Bey'in söylediğinden sadece Tayyip Erdoğan karar alır anlamı çıkartmadı. Öyle mi? Evet. E o zaman ben yanlış anladıysam evet. özür dilerim. Yani eğer bu işleri Tayyip Bey karar veriyor ise ben öyle olduğunu düşünüyorum şahsen şahsi düşünüyorum ama polemiğe girmeyelim. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyleyse de yanlıştır. Bu bir milli devlet meselesidir. Devlet oturup bunu oturup konuşacak. Mümüş meselesi biraz farklı. Şimdi Afrin'e bizim hava harekatı yapmamıza kim izin verdi? Rusya. Rusya orada hakim. Hava koridorunu bize açtı. Niye açtı? Biraz da benim kanaatime göre Türkiye Amerika'dan uzaklaşsın diye. Az da bana yaklaşsın diye açtı. Münbiç'te bunu, ne olur? Ve bunu bir noktaya kadar da açmaya devam edecek. Şimdi Münbiç'e doğru yöneldiği zaman Rusya için bir sorun olmaz. Rusya bunu isteyebilir. Çünkü şehit olan Türk askeridir. Ee, Münbiç'e kadar da gelirse, Amerika'da temizlerse canına minnettir e, Rusya'nın. Rusya buna bir şey demez. İran da buna bir şey demez bakın. Fakat burada Amerika'nın e, bu noktaya gelmeden bir çözüm bulunacağına ben inanmak istiyorum. Çünkü Tayyip Bey'in yapısını, ruh halini bugüne kadar inatçı... Onun tek inatçı, bir yolu var biliyor musunuz? Ya bugüne kadarki inatçı yapısını tahlil ettiğimde eğer o noktaya kadar bir çözüm sağlanmaz ise ben Yunus Emre Bey gibi düşünmüyorum. Orada sıcak bir çatışma olabilir. Amerika korkuyorum. Ile. Evet. Bundan çok korkuyorum. Ama tanıdığımız Amerika bunu hissettiğinde yani biz kararlılıkla, azimle Suriye ile iş birliği yapacağız kardeşim. Biz Suriye ile iş tutacağız dediğimizde bize bu fikrimize Rusya, İran doğrudan, Çin ve işte diğer büyük ülkelerde doğrudan. Yine iş gelip dayanıyor evet. Evet. Esad'da. Buna, Ama rezervle buna rezervle bir söyleyeyim. şey söylemek istiyorum. Son, son bir iki cümlem. Ee, bunun kararlarını Amerika gördüğünde, Amerika'nın... E, Öngörülerini geri e, adım isbiliriz. atabilir diyorsunuz. Yani. Bir geri adım atmaz. Atar gibi görünür bir çözüm bulur. bulur. E, i̇ki bitirelim. adım geri atarsa da sonra gene bizim başımıza bela olabilir. Bunun tek bir yolu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmasını. Siyasi kaygıları bir tarafa bırak. Yani illa Esad'la resim vermek anlamında söylemiyorum. Burada Afrin'le operasyon yürütülürken e, savaşa hayır mayır söylemleriyle bunu sulandırmadan... Bunun arkasında top yekün, tüm siyasiler aydınlar hepsi durduğunuz zaman o zaman Amerika geri adım atar. Burada ortak bir ses yani, var. Evet. yine savaşa as, geldi. Asker, asgere. Yine söylüyor. savaş. Ben başka hayır, bir şey hayır, söylüyorum. Rus, bu, bu Çok önemli. Doğu bir Bey, askere diyor, bir bir askere diyor ki Bak. mikrofonu uzatıyorlar. Bu çok önemli. O diyor ki ailene bir şey söylüyor musun? Beklemesinler diyorsa siyasilerin de burada yapması gereken bir şey var. Lütfen. Başım üstüne. O genç yiğit. Genç değil kahraman. Genç yiğit diyorum, gençlik yani, kahraman diyor. Tabii ki ya, kahraman. O genç yiğit kahraman. Böyle söyler tabii. Çünkü o şehit olmak üzere and içmiş gitmiş. Onu o kendinde bu görevi görüyor. Bize düşen ne? Bize düşen o çocuğun orada şehit olmasını engellemek. Bak. Gerekirse hepimiz şehit olacağız ama siyasete düşen şey, siyasete düşen şey kefenini koltuğunun altına koyup oraya giden gençlerimizi ölümden korumaktır. Vatanı korumak önce gençleri diye vatanı tabii, elbette. Çünkü şimdi, gençleri feda etsin e, savaş vatanı koruyamaz. Mesela bizim Suriye ile işbirliği yapalım dediğimizde ben şimdi anlıyorum ki e, Doğu Bey Suriye ile askeri işbirliğinden bahsediyor. Tabii, biz tabii. ise biz ise önce siyasi bir e, evet, konuşmak e, Gerekirse askeri işbirliği tabii ki yapılabilir. Peki. Ama e, eğer bunu yapmaz isek o zaman sizin dediğinizin hiçbir anlamı olmaz. Peki. Vay arkasında durduk durmadık diye bir laf konuşulmaz. Elfin Hanım. Şimdi bölgedeki mesele Rusya ile biraz da Amerika'nın karşılıklı güç mücadelesi ise bir kere Türkiye'nin bölgede hiç yalnızlaşmaması lazım. Yani Suriye ile İran Rusya ile bu ittifakın sürdürmesi lazım. İkinci madde Membüç ile ilgili orası bir iki NATO üyesinin karşı karşıya gelebileceği bir yer. Ben de e, bunun olacağını düşünmüyorum. E, fakat, Hani burada okuduğunuz bazı e, büyükelçiliklerden açıklamalar geliyor ya karşılıklı o süreç biraz karşılıklı yaptırımlarla gidebilir yani Türkiye geri adım attırmak için hani bu incirliğin e, koz olarak sunulması falan olur mu bilmiyorum o noktaya kadar ama ABD'yi orada geri plan at, geri adım attırmak için yaptırımlarda bulunabilir ABD de Türkiye yani o karşılıklı bir yaptırım şeyiyle gider gibi geliyor Peki, bana Çok teşekkürler Doğu Bey size bir bir e... İhsan Şener Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı diyor ki e, Sayın Perinçek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları arasında Suriye için bir federasyon düşünen lobi olduğunu belirtti. Lütfen isim sorar mısınız? Bizi töhmet altında bırakma hakkı yoktur. Selamlar. Evet, tabii Sayın İhsan Şener o isimler arasında değil. Yani e, şimdi o isimleri Sayın Başbakan biliyor. Başbakanlık Bürokrasisi de biliyor, Sayın e, Tayyip Erdoğan da biliyor e, ve Sayın İhsan Şener mutlaka biliyor. Çünkü onun da o federasyon lübüsine karşı olduğu gözüküyor. Çünkü bir kısım danışmanlar da bu federasyonun Türkiye'nin bölünmesine hizmet edeceğini çok iyi biliyor. Ama e, onlar açıklasınlar bu isimleri, Yani eğer bu vatanı savunuyorlarsa, tutuyorlarsa ve bu e, federasyon planında ben buradan Tayyip Erdoğan ve Sayın Binali Yıldırım'a çağrıda bulunuyorum. Onlar mahkum etsinler. Bakın mesele isim açıklayarak çözülmez. Ve ben bunu yapmam zaten. Ama e, burada Tayyip Erdoğan'a da Binali Yıldırım'a da çok önemli bir iş düşüyor. E, Amerika'nın bir federasyon planı var. Onun karşısında Suriye'nin toprak bütünlüğü var. İki tane seçenek var. Türkiye Devleti'nin yöneticileri, onları davet ediyorum. Derhal açıklama yapsınlar, desinler ki bizim federasyon planıyla hiçbir ilgimiz yoktur. İkincisi o çevrelerindeki o uzmanları da Amerika'nın federasyon lobisine hizmet eden uzmanları da temizlesinler. Pentagon'da yeni açıklama, biliyorum açıklama var. biliyorum ama. Onu var. Diyor ki Membiş'teki tek muhatabımız Membiş Askeri Konseyidir. Şimdi bu tabii elbette böyle söyleyecek. Yani geri adım e, atacak, attıracağız demek yerine hemen bir yeni bir pencere açtı. Yani ee, Membiç'teki tek muhatap Membiç askeri ...şimdi bunu incelenecek bu nedir diyor ki ben başka kimse Membiç'i Deaş'tan, işitten kurtaran bunlardır ben onlarla muhatap olurum ne Türkiye dinlerim ne Suriye dinlerim filan diyor tabii bu işte yavaş yavaş siyaset başlıyor dinler efendim dinler... Siy siyaset başlıyor dinlemez Siy dinler efendim, efendim dinletebilirsek yani. eğer işte destek oluşturun dinler dinletebilirse ya dinleteceğiz tabii Amerika bizim ortak bir dostumuz değil. Amerika kendi çıkarını düşünüyor. Ben de kendi çıkarımı düşüneceğim. Elbette ki ama ona geri adım attırmak diye bir yarışa girmek değil amaç. Amaç üzüm yemek ise Amerika'nın geri adım atmasını sağlayacak bir Masayı kurup siyasi çözümü orada bulmamız lazım. Bulabilir miyiz? Bulacağız. Yani masa kurduğunuz zaman bu federasyona gider. Burada Hayır. Federasyon bir şey masa federasyonu için kurulur. Başkanı yo, yo, yo. için kurulur. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Amerika'ya geri... Federasyon yanlıştır. Geri... yanlıştır. Peki. Amerika'ya geri, geri adım attıracak tek şey kuvvettir. Silahlı, silahlı güçtür. Kuvvet. Ya bunun dışında hiçbir geri adım atmaz. Biz, bu olayı, Irak'ta, biz siyaseten yapılacak manevralarla... Amerika Amerika'ya teslim olmaya götürür. Peki hava üslerinin kapatılması Irak'ta, düşünülmez mi? Bu, biz bir buçuk yıldır Vatan Partisi olarak e, İncil'lik üssü Amerikan uçaklarına kapatılsın diye kampanya yürütüyoruz. Tabii zaten şu anda Amerikan uçakları pek oradan kalkamıyor. Türk, Türkiye kullanıyor orayı. Ama şunu söyleyeyim. Amerika'ya geri adım attıracak bir tane eylem vardır. O da Türkiye ve Suriye askeri işbirliğine geçer... Amerika'da havlu, İran artı Çin e yani Tabii o demek. Tabii o zaman bir denge kurdu. atar aynı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Barzani'yi orada ortada bıraktı. Burada evet. da PKK PYD'yi ortada bıraktı. İnşallah o günleri göreceğiz hep. Evet. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür Çok edemez. sağ olun katıldığınız için. Olun. Tarafsız bölge burada sona eriyor. İyi akşamlar. Hoşçakalın.